İsmail Kılıçarslan. Sürülmüş tarlaların operasyon çocukları. Adları da, sanları da Telegram üzerinden örgütlendikleri kanal isimleri de bende mahfuz bu operasyon çocuklarının. Reklamları olmasın diye açıktan yazmıyorum sadece. Ve evet bildiniz mesela ırkçılık ırkçılık da demeyelim aslında doğrudan doğruya Türk tipi bir Nazi örgütlenmesinden bahsedeceğim size bugün. Okuduklarınızdan mideniz bulanabilir benden söylemesi. Önce her zamanki gibi memleketin baş ırkçısı Ümit Özdağ'ın provokasyon deyip inkar ettiği bir gerçeklikten. Ataman kardeşliği isimli topluluktan başlayayım anlatmaya. Sağda solda mülteci döven kamuflaj giysilerini çekip Nazi selamına benzer selamlarıyla atış talimi fotoğraflarını paylaşmaktan mutluluk duyan bu ruh hastası topluluk, güya Saraçhane'deki kardeşlik yürüyüşünü sabote etmek için örgütlenmişlerdi. Allah'tan Türk polisi görevini şahane şekilde yerine getirdi de bu ruh hastaları o sabotajı yapamadan ters kelepçeyle emniyet müdürlüğünü boyladılar. Bugün size bahsedeceğim örgütlü grupsa bu Ataman Kardeşliği isimli ruh hastaları topluluğundan kat kat tehlikeli bir yapı. Telegram üzerinden katmanlı şekilde örgütlenen bu yapı önce heveslileri bir yazışma grubuna çekiyor, ardından işe yararları bir başka gruba dahil ediyor ve en sonunda da kimlik doğrulaması yöntemini kullanarak yönetici grubuna alıyorlar takipçilerini. Bu gruplarda konuşulanlarsa tam mide bulandıracak türden nazi saçmalıkları. Saçmalık olmasına saçmalık da yüzlerce gençten söz ettiğimiz için durumu tehlikeli bir saçmalık olarak nitelemek daha yerinde olur. Bu topluluğun başat meselesi Türklük elbette. Türklüğü keskin bir etnisite ve İslam dışılık olarak tanımlıyorlar. Ve can düşmanları Araplar ve Arap olarak isimlendirdikleri diğer Müslüman milletler. Arapların yani tüm Müslüman halkların Türkiye'ye kültürleriyle geldiklerini, ibadet ettiklerini, camilerini doldurduklarını falan konuşuyorlar kendi aralarında. Memlekete gelen Ruslarla, Almanlarla, sair Hristiyanlarla ise dertleri sıfır. Onların Türkiye'ye sekülerlik getirdiğini, onlarla bir dertlerinin olmadığını, asıl hedeflerinin Türkleri de Müslümanlaştırarak kimliklerinden uzaklaştıran Araplar olduğunu ifade ediyorlar sürekli. Dikkat isterim işin burasına. Bu örgütlü yapının en çok kullandığı kavram etnik arındırma kavramı. Doğrudan Nazi referanslarıyla kullandıkları bu kavram üzerinden örneğin engellilerin bakımı yerine itlaf edilmelerini böylelikle Türk soyunun arındırılması gerektiğini savunuyorlar. Bunun içinde nazi artığı İslamofobik tiplemelerle Pegida gibi örgütlerin raporlarından bol miktarda alıntı yapıyorlar. Doğru duydunuz. Türkiye'de doğup büyümüş bu çocuklar engelli insanlarımızın öldürülmelerinin daha doğru olacağını, Türk ırkının saflaşmasının yollarından birinin de bu olduğunu yazıp çiziyorlar. Hitler'den ilhamla bu etnik arındırmanın sırasıyla mülteciler, çingeneler ve Kürtlerle devam etmesi gerektiğine dair bir sıralama da paylaşıyorlar. İşin burasında durup bir bilgi paylaşayım. Öncelikle bu topluluk Mustafa Kemal'i de, Nihal Atsız'ı da, Ümit Özdağ'ı da yeteri kadar ırkçı bulmuyor. Üçünün de son tahlilde İslam'la yeteri kadar kavga etmediklerini düşünüyorlar. Bir yandan Almanya'daki ırkçı parti AFD'nin parti tüzüğünü çevirip onu kendi kuracakları siyasi partinin temeli haline getirmeye çabalıyorlar, bir yandan da aslında her türlü illegal zemini oluşturabilmek için açık, gizli bir takım hazırlıklara girişmiş durumdalar. Hareketlerinin bir yanının legal bir siyasi parti, diğer yanının neonazi gençliği gibi bir örgütlenme olması gerektiğinden dem vuruyorlar. Bu topluluğun en çok zevk aldığı şey belirli bir mülteciyi hedef alıp onu dövmek. Tabii ki mültecinin bir kişi, dövenlerin en az beş kişi olduğunu söylememe gerek bile yok. Şimdi bana diyebilirsiniz ki yahu Telegram'da örgütlenmiş 2-3 bin kişinin deli saçmaları bunlar ne diye konu ediyorsun? Yalan yok. Büyük oranda haklı olursunuz bu itirazınızda. Ama ne derler bilirsiniz sıçan yürür yol olur. Bu sıçanlar büyük oranda Ümit Özdağ'ın açtığı tehlikeli yolun heterodoks yapılanması. Yapabilecekleri şeyler oldukça kısıtlı. Üstelik Saraçhane civarındaki gözaltılarda gördüğümüz kadarıyla epeyce de korkaklar. Bütün bunların farkındayım elbette. Fakat farkında olduğum başka bir şey daha var. Bu sürülmüş tarlaların operasyon çocukları en temelde Anadolu'yu oluşturan o eşsiz mayaya karşı örgütleniyorlar. Nispeten iyi partiyle görünür olmaya başlayıp Ümit Özdağ ile Arş-ı Ala'ya varan İslam dışı Türklük anlayışının memleketi götürebileceği tehlikeli yerleri işaret eden bir gerçeklik bu örgütlenme. Benimkisi tam da buna dikkat çekmek sadece. Yoksa nazicilik oynayan cahil bebelere sadece acımak lazım gelir. Onları fonlayanlarla, onlara cesaret verenlerle en etkin şekilde mücadele etmenin şart olduğunu da bilmek lazım gelir elbette. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak. Salih Tuna Sanatçı İhaneti. Bu ülkede aydın ihaneti veya aydınların ihaneti üzerine tonlarca makale, kitap, belge bulabilirsiniz. Ne ki sanatçı ihaneti diye bir değerlendirmeye şimdiye değin hiç rastlamadım. Neden acaba? Sanatçılara ihanet yakıştırılamadığından mı yoksa ciddiye alınmadıklarından mı? Belki de sanatçıların aynı zamanda aydın olduğu düşünüldüğündendir. Gerçekten de her sanatçı aydın olmak zorundadır şeklindeki modern üfürüye inanıyorsanız sanatçı ihaneti diye ayrı bir başlık açmanız gerekmez. Oysa her aydın sanatçı olmak zorunda olmadığı gibi her sanatçı da aydın olmak zorunda değildir. Öyle yetenekli sanatçılar vardır ki dünyadan haberleri yoktur. Sorumuz hala ortadadır. Sanatçı ihaneti söylemine neden hiç gerek duyulmamıştır? Mesela 7. sanat tesmiye edilen sinemada yönetmen, senarist ve oyuncuların arasından hain çıkmadığından mı? Şayet böyleyse Kemal Tahir'den Atilla İlhan'a, Peyami Safa'dan Nazım Hikmet'e kadar namuslu aydınlarımızın sinemamıza verdikleri emekler boşa gitmemiş demektir. Ki Nazım Hikmet diğer aydınlarımızdan farklı olarak sadece senaristlik değil yönetmenlik de yapmıştır. Mesela düğün gecesini çekmiştir 1933'te. Daha sonra da konusu bir hayli ilginç olan Güneş'e Doğru filmini hem yazıp hem yönetmiştir 1937. Filmi aramaya kalkışmayın bulamazsınız kayıptır. Şu kadarını söyleyeyim başrolünde Ferdi Tayfur vardır. E tabi hepinizin bildiği Adanalı Ferdi Tayfur değil, Çanakkale'li Ferdi Tayfur, şu Lorel ve Hardy'ye sesini veren hani. Metin Erksan, Lütfi Akat, Halit Refi, Atıf Yılmaz, Yücel Çakmaklı gibi yönetmenlerimiz, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Ayhan Işık, İzzet Günay gibi aktris ve aktörlerimiz, gündelik siyasete dındızlak girmedikleri ve toplumsal barıştaki kuşatıcılıkları sayesinde sanatçılara saygınlık kazandırmışlardı. Hülasa halka saygı duymuş, karşılığında da saygı görmüşlerdi. Günümüz sanatçılarının birçoğu kendileri gibi düşünmeyen meslektaşlarına bile saygı duymuyor. Tamer Karadağlı'ya yapılanlar nedir öyle? Bir afaroz etmedikleri kaldı. Siyasete de çok duyarlılar. Hem de kimi zaman siyasi kampanyalara eklemlenecek kadar. Amerika Akdeniz'de tatbikat yaparak Türkiye'yi tehdit eder, kulaklarının üzerine yatarlar. Avrupa parlamentosu ülkemize parmak sallar, gıkları çıkmaz. Millet soykırımcı ilan edilir, umurlarında olmaz. Hatta desteklerler. Bozguncularla aralarına mesafe koymazlar. Şehirlerde terör hendekleri kazılır. Kimden yana oldukları belli olmaz. 15 Temmuz'da halkımızın üzerine tanklar sürülür. Birçoğu bankamatik kuyruğuna koşar. Atatürkçülüğü de kimseye bırakmazlar. Özellikle de ihtiyaç duyduklarında. Fox TV'nin dijital platformu Disney Plus Atatürk dizisini yasaklayınca içlerinden sansüre hayır diyen çıkmadı. Lakin FETÖ propagandası gerekçesiyle adı lazım değil bir belgesele tepki gösterilince şappadak sansür demeye başladılar. Türk aydınının ihanette başarılı olduğu ölçüde batı tarafından benimsendiğini söyleyen Cemil Meriç vatan haininden aydın olmaz der. Peki vatan haininden sanatçı olur mu? Salih Tuna Sabah